Şu anda sanki şönül bağlamışsınız izlenimimde. Aslında aklımdan bir de durduralım öğretmeni. Gördün mü hocam? Neyle yaptınız? Pet şişe mi yaptınız? Pet şişe ince pet şişe. Muhteşem. Hem ince oldu. Çok güzel. Canan öğretmenin çok farklı estetik bir bakış açısı var. Teşekkürler. Alıyorum. Sen videoymuş arkadaşlar. Olsun. Video buymuş. Tamam, fotoğraf. Ama çok güzel oldu ya. Bence de çok hoş. Bir de durduralım ne olduğunu görmek adına. Çok güzel. Ama okul öncesinde farklı oyun farklı oynanabiliriz. Hep sarılar ve beyazlar gözüküyor. Bak şimdi bak. Göz. Çok az. Şuralardan rahatça geçebilsin. Yani araya da pat pat naylon koyduk. Şu mesafe biraz daha en azından görmezsin. Biraz da kumaşı suyu altta geçirmeyi. Tamam. Güzel. Peki. Tamam, burada şu şekilde katlayarak. Yine arka tarafa sabitleniyor mu? Güzel. Peki tasarımınıza bir isim düşündünüz mü bunu? Fatma'nın icadı. Sadece. Peki bir de maliyet hesabı. Dinlenmiyor, çok ince bir şey. Ha, ve mekanizmayı bıraktığın zaman bu kendiliğinde bak dedim ya şuralarda şey olduğu için. Bir tekrar sarıp şey yapabilir miyiz? Gitmiyor yani hani şuralarda engeller var. O yüzden bahsettiğim. Ya o yüzden söktünüz. Söktüğüm halde hala şey var. Şurada sürtünme var yok evet. Yok hocam bir parça var. Eksik parça bir parça var. Bak oraya gittiğinde duruyor. Tamam o. Evet. Şu şekilde zaten düğmeye bastığınız gibi arabadan inmeden direkt o kendisi gidecek. Burada arkada motor var zaten sarıyor. Birçok zaten arazi şeylerde arazi araçlarında var. Evet. Var. Yani ya arkadan ya önden fark etmiyor. Saracak, düğmeye basacak, yavaş başladı mı otomatik kendisi gidecek zaten. Sonrasında bittiğinde düğmeye basacak ve motor devreye girecek. Ya da sensör olacak. Sensör. Yağmur sensörü. Burada motor olacak. Yeni bir sensör. Yağmurda gerek yok arkadaşlar. Düğmeyle. Yağmurla değil bu ama. Bizim için yağmur değil. Şu anda dolu. Evet. Ama yağmurda şöyle olabilir mi? Pınar hocamın fikrini dikkate alırsak yağmurda hani araba kirlenmesin gibi mantığıyla da kullanabilirsiniz. Ama yeni yakılmış araba şeyden yıkamadan çıkmış yağmur suyu değil mi? Aynen. Onun o amaçla da kullanılabilir şimdi. Nasıl olabilir? O zaman şey konulabilir. Isı sensörü konulup eksiye düştü. Ama hiçbir şekilde burada arabada... Hava durumuna göre evet. Karda da olur. Karda da çok güzel. Bakın yeni fikir karda da üzeri kar kaplamasın diye. Güneş de olabilir hocam. Güneş için de. Tabii Mersin için koruma. Cetin camlarda diğer arabalardan farklı olarak sadece üstün değil. Aynı zamanda biz yan kapıları korumuş oluyoruz. En az malzemeyle en fazla yakıt tasarruf sağlayacak şekilde tasarladık. Arabamızda yük büyüdükçe yakıt sarfiyatı da artacaktır. Düzenli bir şekilde çalışıyor. Arabanın yakıtıyla mı çalışıyor? Mecbur yani. Akü de kullanacağız. Akü dolu. Bakın yakıtı bile düşündük. Evet. Yakıt girdi işin içine. Evet. Düzenim şu şekilde çalışıyor. Arkaya doğru geliyor ve katlanır şey, katlanıyor. Fakat burada biz çubuk kullandık. Bunu gerçekte yerli bir mekanizma olacak. Arkaya da geleceğiz. Zaten körüklü. Temel mantığı körüklüdür aslında. Evet. Burada dediğim gibi bizim farkımız yan tarafları da korumak oldu. Ve yakıt sarfiyatı. Güzel. Testimizi yapabiliriz. Yapalım. Ama güzel olmuş. Çok güzel. Elinize sağlık. Adı ne olsun? Körüklü de olsun. Yok. Togi Doli.
Tokidoni. Yani Türkiye'nin anlamını da öğrenmek istiyoruz. Yani, neymiş dolu, dolu kelimesine yakın olsun Dori'yi seçtik. Togi de Türkiye'nin yerli üretim arabası Anadolu'dan sonra. Buna benzettik. Madem yerli bir şey yapıyoruz, isim de buna benzemiş evet. olsun. Güzel. Peki, kağıt alalım. Geçmiş herkese. Buyurun. Bakalım bizim. Dori'nin yazılığında bir bakalım. Evet. Azalmıştır. Öncekine göre azaldı değil mi? Evet. Tabii bundaki izin fazla çıkmasının bir sebebi de şu patpatların havasının inmiş olması. Tabii. O patpatlar biraz daha havalı olduğu zaman zaten daha az arabaya çıkacaktı. Bir malzeme var arabanın üstünde. Sadece biz etkiyi arttırmak için bir düzenek daha ekledik. O yüzden ölçümlerde aslında şunun altına koyarak ölçmek daha sağlıklı olacak. Şimdi bizim arabamızın mekanizmasında arkada hava üfleyen, bir motordan güç alarak hava üfleyen bir bölüm olacak. E tabi biz orayı şu anda malzemeyle yapamadığımız için özel kim olacak üfleyecek? Kimi üfleyecek? Üfleyecek miyiz? Ama orada bir sensör koyulabilir. Sen bir kanıtı geldiğini bilir. Evet. İşte dediğim gibi burada malzemeler... O kadar uzun olmuyor. Şu an kol evet. Yok. Gerçek hayatta gerçek tutma mesafesi. Ama hayır yani mantıklı aslında. Ama, tabii ama çok farklı ve estetik olmuş. Onların amacı iki kat bir koruma. Yani bu arabanın kendisinin zaten sabiti var. Ama o boyaya zarar verir. Belli bir süre sonra güneşten kaldığı zaman boyanın üstündeki bir ekstra bir madde boyanın bozulmasına, deforme olmasına neden olur. Bu zarar vermeyen maddeler. O zaman zarar vermeyen maddeler.